Merhaba arkadaşlar. Kireç tutmuş çaydanlık nasıl temizlenir? Şimdi size onun püf noktasını göstereceğim. Yaklaşık bir şöyle 7-8 dakika içinde şu gördüğünüz çaydanlığın bütün pisliğinden kurtulacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle bu çaydanlığa çok az bir su dolduruyoruz, şu kadar. Ondan sonra bunu yerine yerleştiriyoruz. Isınmasını bekleyeceğiz. Bu işin püf noktası şu. Limon tuzu. Çaydanlığın altı, üstü, böyle kireçlenmiş her şeyi bunu kullanabilirsiniz. Limon tuzunu kullanmak için suyun kaynamış olması lazım. Hem de aşırı bir şekilde. Şimdi sıcak suyu kaynatıyoruz. Üstüne de idareten bir şey koyalım. Buharı kaçmasın. 1-2 dakika içinde su kaynadığı zaman limon tuzunu ekleyeceğiz. Arkadaşlar şu an su kaynıyor gördüğünüz gibi. Yine kaynatacağız bunu, hemen atmayacağız içine. Şu limon tuzundan da şöyle gördüğünüz gibi küçük bir kaşıkla bir kaşık koyacağız. Suyun iyice kaynamasını bekliyorum, iyice kokorlasın. Pisliği de detaylıca görün. Şimdi temizlenince şok olacaksınız. Evet, bayağı bir kaynadı. Artık bunun içine atabiliriz. Şimdi değişimi görmek için gördüğünüz gibi fokurdamaya başladı. Limon tuzu sıcakta çözülüyor. Zaten çıkan buharın da rengi değişti. Suyun rengini görüyorsunuz. Şu an kahverengi bir su oldu. Yanlarını temizlemek için de bunu böyle gezdireceğiz. Şu an dibini bir görün şuradan. Nasıl parladığını. Yanlarını temizlemek için şöyle sıcak suyu burada gezdireceğiz şimdi. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi limon tuzunun değdiği yer temizleniyor. Suyu biraz daha kaynatayım. Şu an su hala kaynıyor. İçi de gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi etrafını gezdiriyorum. Şu şekilde. Tuttuğum yeri temizliyor. Yani sıcak suyla limon tuzunun temas ettiği yer temizleniyor şu an. Şimdi bu suyu dökeceğim. Onu da göstereceğim size. Çıkan suyu görün. İşin püf noktası bu. Sıcak su, limon tuzu. Şimdi buradaki suyu lavaboya döküyorum. Bakın nasıl temizlemiş limon tuzu. Gördüğünüz gibi sapsarı su aktı. Ve ilk halinden 1000 kat daha iyi şu an. Bunu 1-2 defa daha yapabilirsiniz. Yani bunda sınırı yok. Temizlenene kadar, pasparlak olana kadar. Az önceki su çok pislendiği için tekrar su yaptım. Ve tekrar aynı miktarda limon tuzu koydum. Şu an tekrar kaynatıyorum suyu. Ve gördüğünüz gibi artık o kir yavaş yavaş gidiyor ve metalin kendi rengi ortaya çıkmaya başladı. Telefonu da çok yaklaştıramıyorum. Çünkü bayağı buhar atıyor. Şöyle daha net görürsünüz. Şu an metalin griliği iyice belirgin olmaya başladı. Şu suyu biraz gezdirelim şöyle. İyice buralar bir temizlensin. Suyun rengini seçebiliyorsunuz şu an. Yine az önceki su kadar oldu. Güzelce tekrar kaynatacağım şimdi bunu. Dediğim gibi bunda sınır yok. İstediğiniz temizliğe gelinceye kadar
Bunu defalarca yapabilirsiniz. Herhangi bir zararı yok. Eğer böyle elektrikli çaydanlık yoksa normal çaydanlığa da sıcak suyla ama çok sıcak su, haşlanmış suyla böyle temizleyebilirsiniz. Şu an hala kirler çıkıyor. Bu suyu da dökeyim. İlk haliyle şimdiki halinin fotoğrafını koyacağım bir de videonun sonuna. Oradan farkı çok net bir şekilde anlayacaksınız.